Evet arkadaşlar, Binance'ın son launchpad'i ile karşınızdayız. 26. launchpad projesi olan League of Kingdoms Loka token'da yeni bir launchpad sürecini Binance başlattı. Hızlıca süreçleri ve adım adım neler yapılacağını videonun ilerleyen kısımlarında göreceksiniz. Videoya geçmeden önce bu tip haberleri takip etmek için bizi sosyal medyadan takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Şimdi League of Kingdoms'ın neler olduğuna bakalım. League of Kingdoms Play to Earn şeklinde Gamefi ve Metaverse'de oluşturulmuş bir oyun projesi. Şimdi toplam arzının 500 milyon adet ve burada da Launchpad'de çıkacak olan miktarın 25 milyon adet olduğunu görüyoruz. Yani %5'lik kısmı bu Launchpad'le ön satışla satışa çıkacak. Tanesi 16 centten satılacak ve BNB ile katılabiliyorsunuz buna. Daha önceki Launchpad'lere katılmış olanlar varsa nasıl bir sistem olduğunu biliyor. Biz tekrar şu an basitçe sistemi anlatalım. Bütün cüzdanlarınızın toplamındaki BNB miktarları günlük olarak ortalama alınacak borsa tarafından ve günlük miktarlarınızın toplamı üzerinden de sizin bu Launchpad'e katılıp katılamayacağınızın hesaplaması yapılacak. Şimdi ilerleyen kısımda hesapları ve bütün tarih detaylarını vereceğiz. Şimdi burada son dönemde biliyorsunuz ki Metaverse ve Gamefi projeleri oldukça büyük ilgi görmeye başladı. Bununla ilgili sağ üstte videomuzu bıraktım. Oradan girip Metaverse kavramında neler olduğuna hızlıca bakabilirsiniz. Daha önceki Launchpad projelerini de ben yine sağ üstte linklerini bıraktım. Onlar da yüksek ilgi gördüler Binance'da. Biliyorsunuz zaten dünyanın en büyük borsasında Launchpad'e çıkmak büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Daha öncesinde Porto ve Lazio token 30-40 katı gibi fiyatlarla değerlenerek çıktı. Gene Beta Finans, bunun dışında Voxel token, bunların hepsi de son dönemde yapılan launchpad'ler ve oldukça büyük fiyat hareketleriyle piyasaya ve tahtalara açıldı ve hepsi de Binance'da ilk listelemelerini yaptı. Bu dönemde BNB'nin fiyatında da oldukça pozitif etki edecektir. Yani BNB'nin fiyatı artmaya başlayacaktır. Bunları da göz önünde bulundurarak bu launchpad'lere katılın. Peki launchpad'lere katılım şartlarına hemen bakayım. Şu şekilde minimum 0.10 BNB'ye katılabiliyorsunuz. Bu 8 günlük ortalamanızın toplamı olmak zorunda. Yani ilk gün 0.10 BNB alırsanız 8. günün sonunda ortalamanız 0.10 BNB olacağı için katılabilirsiniz. Son gün alırsanız son gün daha yüksek miktarda almanız gerekiyor. Yani 0.80 BNB alacaksınız ki son gün 0.10'a ortalamayı tutsun ve katılabilirsiniz. Bir kişi en fazla 15.000 dolarlık Loka token alabilecek. Yani bundan daha yüksek miktarda alamayacak. Toplam 25 milyon adet burada Launchpad'de, yani ön satışta Loka token satılacak BNB ile. Burada cüzdanınızda BNB olmak zorunda. Hangi paritede aldığınızın önemi yok. İster Türk lirasıyla alın, ister dolarla alın, Bitcoin, Ethereum'la hangi pariteyle alırsanız alın. Son durumda cüzdanınızda BNB olmak zorunda. Başlama periyodu da 12 Ocak gece 3'te başlayacak hesaplamaya. Her gün cüzdanınızın belli rastgele saatlerde görüntüler alınacak ve ortalaması hesaplanacak. Ve hesaplamanın sonucunda 20 Ocak sabah 9'da hesaplama periyodu bitmiş olacak. Yani siz 20 Ocak saat 9'a kadar BNB ekleyebilirsiniz istediğiniz kadar cüzdanınıza. Daha sonrasında bu linki aşağı açıklamalar kısmına bırakırım. Burada Binance hesabınızda girip şuradaki hesaplama kısmında açılan butona başvurunuzu yapıp BNB'lerinizi kilitliyorsunuz. Sonrasında hesaplama periyodu sonrası sizin BNB'nize karşılık gelen tokenları hesabınıza yatırıyor. Ne kadar fazla BNB yatırırsanız o kadar fazla token kazanabilirsiniz. Unutmayın, tokenların tanesi 16 cent. Ve bunu cüzdanınızdaki BNB, yani kilitlediğiniz BNB'lerin içinden düşecekler. Bu şekilde hesabınıza düşüp kalan BNB'nizi iade edecekler ön satış sonrasında. Daha sonra saat 1'de hesaplama bitecek. Cüzdanlara BNB'leriniz ve tokenlarınız iade edilecek. Spot cüzdanlarınıza yatırılacak. Daha sonrasında genellikle saat 2'de de borsada tahta satılacak. Yani alım satıma başlayabileceksiniz. Burada unutmamamız gereken iki tane önemli nokta var. Birincisi, bu süreç içerisinde BNB'nin fiyatı artacağı için bundan zarar etme ihtimaliniz var. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Çünkü yüksek fiyattan BNB alacaksınız. İkincisi de daha az BNB ile katıldığınız için daha az token alma şansınız mevcut. Dolayısıyla buradan çok yüksek beklentiler içerisine girmemenizi tavsiye ederiz. Burada amaç ne kadar yüksek BNB ile girerseniz o kadar yüksek miktarda token alacağınızdır. Bunu unutmadan hareket edin ve süreç bu şekilde ilerleyecek. Yani 12 Ocak gece 3'te başlayacak süreç 20 Ocak sabah 9'da bitecek. Bu aralıkta aldığınız her BNB ortalamanıza eklemiş olacak. Bu tip haberleri takip etmek istiyorsanız da bizi Twitter ve Telegram'dan takip etmeyi, ayrıca bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu ve benzeri konularda soru ve görüşlerinizi aşağıda yorumlar kısmına yorum bırakarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.